Bugün Trabzonspor inceliyoruz. Dünkü halka arz videomda biraz bahsetmiştim Trabzonspor'da öneminden vesaire bir örnek amaçlı. Ama o izlenmediği için ve şu anda yararlı olacağını düşündüğüm için Trabzonspor'u ayrıca inceliyorum. O yüzden kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Çok uzun da sürmeyecek. En fazla 5 dakika içerisinde analiz bitmiş olacak. Evet, dünkü video içerisindeki analizde de bahsetmiştik. Bakın şurada daralan bir üçgen var. Burayı kırmasından bahsetmiştik kırabilir diye. 2 dolar pardon 2 lira 43 kuruş bir direnci vardı. Şimdi bugün %8,5 neredeyse tavan yapmış diyelim. Bir yükselişi var. Önemli olan bunun devamının gelmesi. Yani burada desteğe çarpıp bunun üzerinde kalmaya devam etmesi lazım. Kapanışlar gelmesi lazım. Tabi burada ne olabilir? Şimdi ilk etapta hedefi şurası belirleyebiliriz. 3.46'lar. Şimdi burada iki seçenek var. Birincisi burayı her gün tavan yapmasa da İşte %8, %7 o aralıklarda o şekilde gider. %5 gider. Ya da %2 gider bir gün ama bir şekilde gider. Tek solukta gider yani düzeltme yapmadan. Ya da şuradaki tepelerden ya da şurada 2.87'lerden onu da yazayım. 2.87'ler, 3 liralar gibi. Hatta 2.90 diyeyim. 2.87 çok kuruşu kalmasın. Bir düzeltme yapabilir veya düzeltmesini nasıl yapar? Tekrar buraya gir. Bu üçgene tekrar geri gelir. Geri girer. Burada biraz çarpıp ondan sonra birkaç gün daha zaman yani örnek vereyim. Şurada 10-11 gün sonra 15 gün sonra ligler açılacak. Ligler açılır biraz maçlar oynanır. Yani bir ay sonra vesaire mesela Ağustos sonuna doğru ne zaman olur onu bilemem. Belki üçgenden tekrar bir yukarı sıçrama yapıp öyle gider 3.46'ya. Onu bilemeyiz ama şu anda hedefi 3.46 gibi gözüküyor 2.90'dan. Hatta hatırlarsanız şurada 1.35 bir önceki analizlerde ve daha önceki her yaptığım Trabzonspor analizinde zaten bahsetmiştim şurada. Demiştim 1.35'ler ana trend desteği buraya gelebilir. Bakın buraya gelmiş. Ne zaman ilk değmiş? 2020 pandemide burası güçlü destek olmuş. 1, 2, 3, 4 kere buraya test etmiş. Kırmamış. Yani güçlü bir destek. Şu anda da zaten desteği de yükseldiği için 1.44, 1.45'lere tekabül ediyor. Yarın bir gün gelse 1.45'e ya da bu kadar kısa sürede bakalım. Daha önce ne zaman gelmiş? Mayıs 2023. Nisan 2024. Bir sene sürmüş. Diyelim ki sene sonuna gelecek. Muhtemelen şuralara denk gelebilir. Bu sefer desteği 1.80'ler, 1.60'lar olur. Tabi bunlar bölünme vesaire olmadığı sürece yani kısa süre önce yani geçen sene sonbaharda Eylül-Ekim gibi bir de bu sene Şubat gibi bir hem bir %100 sonra %150 yani toplam %250 bir bedelsiz pardon bedelli vermişti. Onları da göz ardı etmemek lazım. Onun dışında bu aylık grafikten bakıyoruz. Nereye kadar daha gidebilir dersek TL bazlı. Zaten 3.46, 3.69'ları gözüküyor. TL bazlı. Asıl şimdi hedefini dolar bazlıya bakarak belirleyeceğiz. Artık bir nevi trendine girdiği için artık uzatmaya gerek yok videoyu. Bunlardan diğer spor hisselerini de inceleyeceğim. Bakın. Şimdi burada daha önceki analizimizde zaten duruyor. Mesela 0.90'ları direnç düşen trend kanalındaymış. 0.90'lar direnç demişiz. Burayı kırma niyetinde şu anda. Eğer burayı kırarsa ilk olarak şöyle yapayım. Hatta yapmayı çizmeye gerek yok trende. İlk olarak şuradaki tepeler 0.17'ler. Zaten burada da zaten ne demişiz? 0.16-17'ler direnci var. Burayı da kırarsa zaten 0.17'yi kuvvetli bir şekilde ardından tahmin edeceğiniz gibi şuradaki tepeler, yani şu tepeye kadar 0.24 hatta ve hatta şuradaki tepelere kadar gitmesi beklenir. Ama buraya direkt buradan böyle gitti geldi, böyle gitti bu şekilde gitmeyebilir ya da direkt gitmeyebilir. Biraz zaman yer. Mesela burada ne kadar burada zaman tükettiği kadar belki olmaz ama atıyorum şurada şu kadar biraz böyle zaman yer, böyle gider, böyle gider. Onu zaman gösterir. Aslında böyle gitmesi daha iyi olur. Çünkü buradan direkt roketlerse ortalamalar eğer bekleyecekse tabii daha iyi. O da var. Ortalamalara böyle gidip ortalamaları bekleyerek yavaş yavaş çıkacaksa ortalamayla birlikte ortalama böyle gelip bu da böyle gidecekse o zaman da okey. O da olur. Onu takip etmek gerek artık. Yani nasıl ne şekilde çıktı. Onu da kendiniz takip edersiniz. Bakalım onun dışında. Zaten şuradaki tepeler bakın. 0.25'ler daha önce ne yapmışım 0.25
Hatta 0.20'ler bile olabilir yani. Şurada asıl 0.24, 24 sent güzel direnç olur. Şunu düzelteyim. 0.24 sent. Şu anda dolar 33 lira diyelim. 32'nin 33'ün altına geliyor ama düz hesap 33 diyelim. 0.24 sent yaparsak ne olur? 7.92, 8 lira, 7.5. Yani bunun dolar bu seviyede kalırsa, buradaki 24 sent hedefine de gidecekse 7.5 liraları olabilir. Ama bu demek değil ki şu anda 2.5'tan 7.5'a gidecek. Öyle bir algı olmasın. Yani şuradaki hedefe ulaşır mı? Burası bomboş. Bakın burası bomboş. Buraya ulaşacaktır bir gün elbet ama. Şimdi burada nasıl geride şuralarda bir şey yapmış. Hatta şurada bir çanak yapmış. Vesaire. Burayı doldurmuş. Çünkü buraya düştükten sonra. Aynı şekilde şu 24 santim kırıp yukarı gidecekse buralarda da bu şekilde doldurması sağlıklı oluyor. Yani uzunca bir sürede burada zaman yer. Ya da direkt gider mi ona bakmak lazım. Çünkü 0.57 sent bölünmüş bir kağıt için iyi yani %2,5 da biri yani normal eski fiyatına göre yaklaşık 1 dolar, 1,5 dolar o civarlara gelecek yani 0.50. 2,5 desen sadece 1,25 yani o civarlara geliyor doğru. Ama çok uzun da eğer Beşiktaş gibi bir şey beklenecekse ya da Beşiktaş gibi bir hareket olacaksa şuralarda olabilir, yapabilirler. Niye olmasın yani? Tahtacı isterse roketletir. Ama şuralara gelebilir mi? Olabilir. 24, 30 sent, 32 sent. Bunlar gerçekçi hedefler olur yani. 32 sente de yazalım 32 sent. Çünkü 32 sent ne yapıyor? 10 lira civarında bir şey. 33, 10,5. Yani 10,5'ta ne yapar? 2,5, 10,5. 26 lira gibi bir seviye yapar. Yani eski fiyata göre 25-26 liralar. Yani bölünmeden önceki en fiyatı da neydi? Galiba 6-7 mi? Öyle bir şeydi. 7-8 lira olması lazım. 6-7 liralarda falan. 7 liralardan 25 liraya gitmiş gibi olacak. Yani şimdi demeyin enflasyonu kurtarmadı, onu yapmadı, bunu yapmadı. Şu olmadı. Bazı kağıtlar, hiçbir kağıt enflasyonu kurtaramaz. Enflasyonu kurtaracak ağ var. Nasıl kurtarmaz? Diyeceksiniz. Bak kağıt burada 4.65 liradan 28'e gitmiş. 6 katı nasıl kurtarmıyor bu enflasyonu? Bu dolar sabitliğinde diyeceksen sen bu kağıdı yakaladıysan sana helal olsun ama bunu bir kere yakalarsın yani. Her ben şey yapacağım kağıtta her girmek istediğin kağıdın böyle olmasını istiyorsan bu şekilde bak. Burada sattı mı millet belki? Burada tekrar ya buldu. Yani. O yüzden kim bilirdi bunun orada şeyden yukarı gideceğine? Aa ben biliyordum. Sen biliyorsan devam et kardeşim o zaman. Bu videoyu yorum yapma. Boş beleş yorum yapma. Yani. Sen o zaman enflasyona karşı şey yapmaya devam et. Bak burada da şurada da güzel dipler yapmış Trabzonspor. 1.90'ları. Şurada da zaten tepeler var. Burada da 2.32'yi aşağı kırmadığı sürece bir sorun olmaz. Şuralarda belki inşallah bir düzeltme yapar. Yavaş yavaş da ortalamalar çünkü 2.17 gerçi çok değil ama yarın da yükselirse ondan sonra bir düzeltme yapması iyi olur. Ortalamalar gelsin çünkü. Şuradan hemen şeye de bakalım. Abicim bir tane göstergen var zaten ya. Ortalamalar. İşte görüyorsunuz destek olmadığınız için premium vesaire olamıyoruz. O yüzden daha detaylı analiz yapamıyoruz. Evet benim Trabzon'la ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.